İkincisi, bugünlerde de gündemde olan bir bütün meselemiz var. Adıyaman'a dışarıdan para girişi sağlayan tek üründür. Ne olur Sayın Bakanım, şu maliye bakanlarının siyaset bilmez bürokratik tavırlarından uzaklaşalım. Çiftçinin ürettiği tütünden vergi kaybımız, yani o tütün yerine Marlboro, Parlament, Davidoff falan filan mal bilmem ne bir sürü sigaralar var. Bu Philip Morris'in şuranın buranın sigaralarını satsaydım. Bir dakika. Bu gençlik sigara içerken de benim olmasına bak. Adıyaman tütünü yerine uluslararası sigaraları satarsa bizim kasamıza şu kadar para girer. Hatta bir tarihsiz bir açıklama oldu. Kaçak sigara dendi ama bu kaçak tütün gibi anlaşıldı. Bu teröre gidiyor. Sayın Bakanım, ben burada bütün Adıyamanların huzurunda size açık yüreklikle bir söz veriyorum. Adıyaman tütününün bir lirası bugüne kadar teröre gitmemiştir. Bundan sonra ellerini ovuşturmakta. Terör örgütü yandaşları bu tütünden acaba bir huzur bozucu bir şey çıkabilir miyiz diye düşünmekte. Ama şuna emin olun, tütünü de elinizden alsanız, buğday ekmeği de yasaklarsanız, bizi kalkınmada öncelikli yörelerin dışına da atsanız, Adıyaman vatanına, milletine, bayrağına Recep Tayyip Erdoğan'a devletimizin yanında durmanın, huzursuzluk çıkarmamanın, dünyada örnekli olmanın da bir ödülünü istiyoruz. Adıyaman tütününden vergi alınmıyor, diğerlerinden alınıyor ama esas teröre destek veren PKK'ya, PYD'ye, IŞİD'e adını bildiğimiz bilmediğimiz ne menem örgüt varsa hepsine destek verenlerin başında işte bu uluslararası sigara kartelleri vardır. Yerimizi de verelim diyoruz ama ne olur kendi bahçemizde ürettiğimiz tütünümüze Amerika'nın Virginia'sındaki tütünden daha kötü muamele edilmesin istiyoruz. Onlarınki yasal bizim kızın da adı kaçak tütün. Bir coğrafi işaretlemede Adıyaman tütününün de tescil edilmesini istiyoruz. Tütün ticareti yapan arkadaşlardan da bir istirhamım var. Dışarıdan tütün getirip de Adıyaman tütünü diye satmayın.